Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Tabii Türkiye'de mücadele ediyor. Tüm kurumlarıyla, tüm bakanlıklarıyla. Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuğumuz olacak. Hem Milli Savunma Bakanlığı'nda alınan tedbirleri hem de güncel konuları konuşacağız. Sayın Bakanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Bakanım. Tabii ki koronavirüsle mücadeleyi konuşacağız ama öncesinde bugün gelen sıcak bir haber var. Bir yandan da terörle mücadele devam ediyor. Diyarbakır'da bir el yapım patlayıcıyla saldırı gerçekleşti Kulp ilçesinde. Ve 5 sivil vatandaşımız şehit oldu. Bu saldırıyla ilgili ayrıntıları sizden dinlemek isteriz. Tabii ki ilk tepkinizi de duymak isteriz. Evet. Maalesef bugün sabah saatlerinde işinde gücünde olan, ekmek parası peşinde olan işçi vatandaşlarımıza karşı el yapımı patlayıcıyla teröristlerin alçakça bir saldırısına tanık olduk. Ve orada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ben öncelikle bu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Fakat ancak aynı zamanda bildiğiniz gibi İçişleri Bakanımız tarafından hemen AKAB'ın açıklama yapıldı. Ve bu açıklama çerçevesinde operasyonun başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bunların hiçbir yanlarında kalmayacak. Bunlarla ilgili mücadelemiz yurt içinde, yurt dışında devam ediyor, devam edecek. Ve bunlar mutlaka bunların hesabını verecekler ve bunun üstesinden geleceğiz. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Arkadaşlarımız şu anda aranızda, onlara ben başarılar diliyorum. Ve görevlerini başaracaklarına bütün kalbime inanıyorum. Bu hatırlatmanızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Bir yandan da terörle mücadele devam ediyor ve devam edecek sizin de söylediğiniz gibi. Operasyonlarda bir azalma söz konusu değil gibi görünüyor. Her gün haberlerini yapıyoruz. Bugün sabah itibariyle de Irak'ın kuzeyinde Haftanin'de bir hava harekatı vardı. 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bu konuda ne dersiniz efendim? Bizim şimdi tabii ilerleyen dakikalarda teferruatlı olarak bilgi vermeye verebiliriz. Bu konuları anlatabiliriz, konuşabiliriz, tartışabiliriz. Bir kere bizim buradaki terörle mücadele konusunda azalmak, eksilmek, yavaşlamak diye bir şey asla söz konusu değil. Bizim başlangıçtan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın da devamlı surette altını çizdi ve vurguladığı üzere en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve selameti için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sadece Irak'ın kuzeyinde değil, aynı zamanda Zeytin Dalı ve Fırat Dağı Kalkın Harekat Bölgelerinde yapılan operasyonlar sırasında son operasyonlarda 8 dün yapılan operasyonlarda 8 teröristi etkisiz hale getirilmiş bulunmaktadır. Ve dolayısıyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu terörü bitireceğiz inşallah. Evet, buna kararlıyız. Evet Sayın Bakanım, bir yandan da koronavirüsle mücadele ediyoruz. Tüm bakanlıklarda olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı'nda da ilk andan itibaren tedbirler alındı. Hangi tedbirler var? Kışlalara virüsün girmemesi için neler yapıldı, hangi adımlar atıldı ve hangi adımlar planlanıyor efendim? Biz ilk günden itibaren bu koronavirüsüyle mücadele konusunda bütün tedbirlerimizi aldık, planlamamızı yaptık, uygulamaya başladık. Hudutlardan itibaren yapmamız gereken, almamız gereken tedbirler üzerinde arkadaşlarımızla tartıştık, konuştuk, görüştük. Sağlık Bakanlığımızla, İçişleri Bakanlığımızla yakın temas halinde bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İvedilikle ve kararlılıkla aldığımız bu tedbirlerin hiçbir aksaklık olmadan sürdürülmesini şu anda sağlıyoruz, temin ediyoruz. Bu faaliyetlerimizi yürütebilmek için biz başlangıçta ilk günden itibaren bu çalışmaları yürütebilmek, takip, izlemek, kontrol, koordinasyon ve bunlarla ilgili tedbirleri, ilave tedbirler alabilmek, tedbirlerimizi geliştirmek üzere burada Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde koronavirüsle mücadele merkezini yani KOMMER'i kurduk. Ve KOMMER'i de aşağı doğru dallanarak bütün kademelerde bunların iz düşümü olacak şekilde diğer birimler oluşturuldu. Ve bu birimler vasıtasıyla anlık çalışmalar yaparak hastanelerde başhekimlerimize yahut da tedavi yapmakta olan doktorlarımıza kadar ulaşmak suretiyle buradaki arkadaşlarımız büyük bir özveriyle 24 saat ve 7 gün esasına göre çalışmaları takip etmektedirler. Alınması gereken tedbirleri aldık fakat ilave tedbirler söz konusu. Bunlar da yerinde ve zamanında süratle alınmaktadır. Burada sizin de dikkat edeceğiniz üzere bizim için en önemli konu bu virüsün herhangi bir şekilde operasyon bölgelerine sirayet etmemesi.
salgınlara bulaşmaması. Bunun için de gerçekten arkadaşlarımız çok olağanüstü bir gayret gösteriyorlar ve şu ana kadar çok şükür bizim operasyon bölgelerimizde, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde ve diğer operasyon faaliyetleri yapan birliklerimizde, kara, deniz, hava, şu ana kadar herhangi bir şekilde bu konuda bir sıkıntımız olmadı. Bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmak suretiyle bu virüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ve gerçekten şu ana kadar yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle epey mesafeler kat edildi. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'na müteşekkiriz. Yani karşılıklı olarak 24 saat diyalogumuzu canlı olarak sürdürmekteyiz. Ve her türlü tedbiri bir şekilde almakta ve bu salgının yayılmasını önlemek için gerçekten canlı başlı bir çalışma içindeyiz. Ve şu ana kadar da çok şükür her türlü tedbir almak suretiyle bu virüs silahlı kuvvetlerimiz özellikle operasyon bölgelerinde herhangi bir şekilde sirayet etmedi, ilerlemedi. Evet efendim, bir de askeri fabrikalara bir talimat vermiştiniz maske ve dezenfektan üretimi noktasında ve o üretimler başladı. Muhakkak elinizde onun rakamları da vardır. O rakamları paylaşmanızı isteyeceğiz sizden. Ve bu ürünlerin nerede kullanılacağı ve halka dağıtılıp dağıtılmayacağı noktasında da bilgi almak isteriz efendim. Şimdi ben buradan geçmeden önce müsaade edersen böyle bu diğer konuda da bazı hususlar var. Onları da ben hemen ilave etmek istiyorum. Burada biz şimdi birlik ve karargahlarımızdaki bu tedbirlerin operasyon bölgesi önemli olmakla beraber bir de bütün Türk yurt satında silahlı kuvvetlerimizin kışlaları var. Birlik kurumlarımız var, karargahlarımız var. Bu başlangıçtan itibaren bu karargahlara, bu kurumlara giriş ve çıkışları tahdit ettik. Ve dolayısıyla buradaki asgari personelin bulunmasına gayret gösterdik ve bütün faaliyetlerimizi asgari personel, asgari sayıdaki personelle yürütmeye çalışıyoruz. Tabii buradaki söylememiz gereken en önemli konulardan biri bizim başlangıçtan itibaren ilkemiz yerinde kal prensibi oldu. Yani mümkünse odanda kal, mümkünse binada kal, mümkünse kışlada kal, mümkünse ilçede kal, mümkünse ilde kal. Zorunlu olmadan bu yerleri terk etmeyin dedik ve bu hususta gerçekten arkadaşlarımız son derece başarılı oldular. Ve dolayısıyla bütün faaliyetlerimizi mümkün olduğu kadar telefonlarla ve elektronik sistemlerle, VTC'lerle, telekonferanslarla yapmak suretiyle yüzle gelmeyi minimize etmeye çalıştık. Ve sosyal hareketliliği sıfırlama gayret içindeyiz. Ve bugüne kadar da bu meselede epey mesafe aldığımızı görüyoruz. Yurt dışından dönen çeşitli görevlerde olup da dönen 650 personelimiz vardı. Onlar döndüler ve onlar gözetim altındalar. Şu anda bunlar 14 günlük tamamladılar. Fakat bunun dışında 84 personelimiz daha hala gözetim altında ve onların gözetimi devam etmektedir. Biz ister teröristler olsun, isterse celpler olsun, silahlı kuvvetlere giriş ve çıkışlarda öncesinde ve sonrasında celpler geldikten sonra veyahut da terörist olacaklar, terörist olmadan 14 gün öncesinden itibaren bu karantinayı aksaksız, eksiksiz uygulamaya çalışıyoruz. Ve burada ayrıca biz daha da geniş kapsamlı tedbir almak suretiyle örneğin bu dönemde yapılması gereken atamaları da çünkü 25-30 bin kişilik, 50 bin kişilik bir hareketlilik söz konusu tüm yurt satında. Bunu da önlemek için atamaları ve görevlendirmeleri de erteledik. Harp okullarımız, subay ve astsubay mekteplerimizi kapattık. Herkes kendi evinde devam ediyorlar. Bu arada ordu evlerine ve diğer sosyal tesislerimize de zorunlu olanların dışında herhangi bir şekilde günlük kabulleri de kapatmış bulunuyoruz. Ve bu çerçevede alınan tedbirler şu ana kadar başarılı bir şekilde uygulandı. Ve umudumuz, dileğimiz bundan sonra da aynı şekilde efendim söyleyeyim faaliyetlerin sürdürülmesi. Bu çalışmalarımız sürüyor ve inşallah bu bulaşıcılığın olabildiğince sınırlı kalmasını sağladık, sağlamayı sürdüreceğiz. Sizin şimdi sorunuza geldiğimizde bizim biliyorsunuz makine kimya endüstri kurumumuz var ve dikim evlerimiz var, ilaç fabrikamız var. Bu virüs ortaya çıktıktan sonra durum değerlendirmesini yapmak suretiyle Komer'deki arkadaşlarımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve müsaadeleriyle dikim evlerinde, makine kimya endüstri kurumunda ve ilaç fabrikasında bazı düzenlemeler yapmak suretiyle bu konuda hem silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz hem de halkımıza bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz. Hatta daha da ötesi dost ve müttefik ülkelere de bu sıkıntılı günlerde nasıl destek sağlayabilir konusunda bir çalışma yaptık. Buna göre bazı yatırımlar, bazı makineler ilave etmek suretiyle çalışma esaslarını ve usullerini tekrar yeniden düzenlemek suretiyle yoğun bir çalışma içine girdik. Ve şu anda
şu andaki durum itibariyle, her geçen gün gelişmekle birlikte şu andaki durum itibariyle bir günde takriben 3,5, düzeltiyorum, bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Ayrıca 5 bin tulum, düzeltiyorum, 105-110 bin haftada tulum da yapabilecek duruma geldik. Ayrıca bu ilaç fabrikamızda da haftada 5 bin litre dezenfektan üretmek suretiyle ihtiyaçlarımızı karşılaması için önemli katkılar sağlamaya başladık. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, yani bu rakamlar şu andaki durumlar için geçerli. Yani şu anda makine alımları devam ediyor. Yeni ekipmanlar devreye girmek üzere ve önümüzdeki günlerde inşallah biz bu, özellikle bu cerrah maske ihtiyacını karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarına doğrultusunda sadece silahlı kuvvetlere değil, tüm halkımıza da bunları ücretsiz dağıtabilmek için, dost ve müttefik ülkelere de bunlardan gönderebilmek için kapasitemizi en kısa zamanda, önümüzdeki hafta inşallah 10 milyon, haftada 10 milyon cerrahi maske çıkaracağız ve dolayısıyla bu konuda ne silahlı kuvvetlerimiz ne de halkımız herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacak. Bu konudaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Biraz önce ordu evlerinden bahsettiniz. Ordu evlerine zorunlu olmadıkça girişleri kısıtladık dediniz. Dün de ordu evleri ve misafirhaneleri sağlık çalışanlarına açılacağı duyuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri lojistik destek de sağlıyor bir yandan sağlık çalışanlarına. Bu anlamda hem o destekler hem de ordu evleri ve misafirhanelerdeki durumu öğrenmek isteriz efendim. Evet, bildiğiniz gibi biz her zaman ilke olarak sivil asker ayrımı söz konusu değildir. Devlet tektir. Dolayısıyla bu tek devlet için de ülkemize ve milletimize hizmet esastır. Bu manada bu durumda da Sağlık Bakanlığı personeli omuz omuza çalışıyor, bakanlık personelimiz. Ve bunun da doğal uzantısı olarak da tabii işbirliğimiz yanı sıra bir takım imkanları, fırsatları da birlikte paylaşmak durumundayız. Bu nedenle zorunlu olarak mesleki zaruret nedeniyle oradaki doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın evlerine gitmeyip bir anlamda kendilerini izole etmek suretiyle bazı yerlerde kalmalarına uygun olacağı konusunda bir değerlendirmeye bağlı olarak biz de yapabileceğimiz elimizdeki imkanları değerlendirdik. Neler yapabiliriz? Bu manada bazı ordu evlerimizi doğrudan sağlık personeline tahsis etmek suretiyle oradaki arkadaşlarımızın mesailerinin bitiminde evlerine gitmeyip herhangi bir şekilde bulaşma, bulaştırma ihtimali minimize etmek suretiyle orada kendi günlük hayatlarını sürdürüp tekrar dinlenmeyi müteakip, hazırlıklarını müteakip, ertesi gün faaliyetlerine başlayabilmelerini sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeleri yaptık. Şu anda arkadaşlarımız bunlardan kullanıyorlar ve dediğim gibi sadece mesele bu orada bir misafirhane kullanma meselesi değil. Topyekun bu mücadeleyi sürdürürken hem silahlı kuvvetler olarak hem de halkımızın sağlığı bakımından yapılması gereken neyse Bakanlık, Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı omuz omuza mücadelesini sürdürüyor. Biz aşağı yukarı günde bilgi vermek bakımından, bir örnek olması bakımından Sayın Bakan'la, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yla günde 3-5 kere ben şahsen telefonla görüşüyorum. Ayrıca bizim Milli Savunma Bakanlığı kademelerinde de herkes kendi muhataplarıyla sürekli temas halindeler. Ayrıca kış garnizonlarımızda, bütün il ve ilçelerimizde de oradaki birlik komutan arkadaşlarımız, karargâhtaki arkadaşlarımız, komutan arkadaşlarım da il ve ilçe sağlık müdürleriyle omuz omuza işbirliği içinde bu mücadeleyi büyük başarıyla sürdürüyorlar. Ben buradan peşinen kendilerine bir kez daha sağlık personelini kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılarını devam ediliyorum. Biraz önce de bu ilaç fabrikamızda dezenfektan üretmeye başladık dediniz. Bir yandan da ilaç üretme, şu an tedavide kullanılan bir ilaç var elimizde. O ilacın muadilini üretme noktasında bir çalışma talimatı verdiğinizi söylediniz, açıkladınız bunu. O çalışma ne aşamada, ne zaman biz ilacı görebiliriz? Şimdi burada biz tabii ilaç fabrikamızda zaten şu anda belli miktarda belli cins ilaç var, silahlı kuvvetler ihtiyacını karşılamaya üretime devam ediyorlardı. Bu virüs belası musibeti çıktıktan sonra yine işte biraz önce bahsettiğim gibi Konver'de bir durum değerlendirmesi yaptık. Neler yapabiliriz konusunda bu maske, tulum, dezenfektan vesairenin yanı sıra ilaç konusunda da arkadaşlarımız büyük bir istekle, büyük bir arzuyla halkımıza silahlı kuvvetlere yararlı olabilmek bakımından neler yapabileceği konusunda ilaç da yapılabileceğini ifade ettiler. Daha sonra TÜBİTAK'la koordinasyon halinde Sayın Varank'la, Sayın Sanayi Bakanımızla da görüşmek suretiyle oradaki temin ettiğimiz imkanları, personeli koordinasyonu içinde
çeşitli ülkelerle temaslara geçtik ve bu temaslar çerçevesinde o ülkelerden hazır ilaç ve veya bu ilaçların burada yapabileceğimiz ilaçların ham maddelerini temin edebileceğimizi öğrendik. Şu anda temaslarımız sürüyor. Gönderdiğimiz arkadaşlarımız kargo uçaklarıyla beraber gittiler. Kargo uçağıyla beraber gittiler. Muhtemelen bugün ülkemize dönecekler. Bugün veya yarın dönecekler. Ve onlar geldikten sonra hem hazır ilaçların kullanımına başlayacağız. Dağıtmaya başlayacağız. Tabii bunların hepsini Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde yapıyoruz. Ve diğer taraftan da bu ilaç üretimi konusunda tekniğimizi, teknolojimizi gözden geçirip bu ilaç üretimine başlayacağız. Bunlar da sizin de bahsettiğiniz gibi Avigan antiviral ve Plaquenil sıtma ilacından bahsediyoruz. Bu iki ilaç üzerinde çalışıyoruz. Bunlar arkadaşlarımız, oradaki bizim teknik personelimiz, sağlık personelimiz, oradaki mühendislerimiz, doktorlarımız bunu yapabileceklerini söylediler, kimyagerlerimiz. Bunu da inşallah önümüzdeki günlerde netleştireceğiz ve onu da Sağlık Bakanlığımız vasıtasıyla halkımızın ve silahlı kuvvetlerimizin hizmetine sunacağız. Gerektiği zamanlarda da biraz önce bahsettiğim gibi dost ve müttefik ülkelere de gerekli yardım ve desteği sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugün de bir grup malzemeyi Balkan ülkelerindeki dost ve müttefiklerimize göndermiş bulunuyoruz. Bu devam edecek. Bu herhangi bir şekilde bir günle, beş günle sınırlı değil. Bu konudaki üretimimiz devam ettikçe bunların da dağıtımını sürdüreceğiz ve bu virüs terörü bitinceye kadar da çalışmalarımız inşallah sürecek. Tabii müttefiklerle temas da önemli, müttefiklerle dayanışma da önemli. NATO bu salgını gündemine aldı, çeşitli toplantılar yapıldı. İttifak anlamında, NATO ile dayanışma anlamında tam bir dayanışmadan söz edebilir miyiz? Nedir ilişkilerimiz bu anlamda koronavirüs çerçevesinde? Yani şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Tabii bu genel anlamda bir dağınıklık var. Yani herkesin tam olarak burada bir konsantrasyondan bahsedemeyiz. Birliklerde, teşkillerde, teşkilatlarda bazı farklılıklar olmakla beraber NATO ilk günden itibaren biraz derlenip toparlanıp izleme ve ikaz birimlerini görevlendirdiler. Ve bu çerçevede bizim de hem askeri hem de sivil misyonlarımız, NATO'daki misyonlarımız bu konuların içindeler. Onlarla görüşüyorlar, konuşuyorlar. Gerekli bilgi ve tecrübeyi paylaşıyorlar. NATO'nun ortaya koyduğu bu sivil olağanüstü hal kriz mekanizması çerçevesinde biz de bize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Ancak bizim çalışmalarımız sadece bununla kaim değil, bununla bağlantılı, bununla sınırlı değil. Biraz önce bahsettiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve temasları doğrultusunda diğer dost ve müttefik ülkelerle, kardeş ülkelerle de doğrudan ikili temaslar çerçevesinde bu bilgi ve tecrübe aktarımı veyahut da malzeme aktarımını sürdürüyoruz ve bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. Burada tabii Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği bir takım çalışmalar sürdürmekle birlikte NATO bunları derleyip toparlayıp bunu bir hale yola koymaya çalışıyor ve önümüzdeki günlerde 15 Nisan'da bir değişiklik olmazsa telekonferans yoluyla savunma bakanları olarak da toplanacağız NATO çatısı altında ve bu gelinen noktadaki yapılanları, ihtiyaçları bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulacağız. Ben bu NATO konusuna girmişken bu vesileyle, bu fırsattan istifadeyle bir hususa dikkatlerinizi sunmak istiyorum. Biliyorsunuz dostumuz, müttefikimiz Kuzey Makedonya'da 30. NATO üyesi olarak NATO'ya girmiş bulunmakta ve bu nedenle de bu müttefimiz, dostumuz, bizim tarihi, kültürel bağlarımız çok derin olan Makedon kardeşlerimize de bu yeni üyeliklerinin kutlu olmasını, uğurlu olmasını diliyorum. Ve bu çerçevede NATO'daki görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmekle beraber özetlemek gerekirse, aynı zamanda biz NATO ile bağlı kalmayarak, aynı zamanda biz ikili ilişkilerimizi de sürdürüyoruz. Efendim, terörle mücadeleye başladık. Bitirirken de terörle mücadele konuşalım istiyorum. İdlib'deki ateşkesin ardından oradaki süreci takip ediyorduk koronavirüsten hemen önce. Tabii siz çok yakından takip ediyorsunuz. Orada ateşkes ihlalleri söz konusu mu? Bir yandan da Ruslarla devriye devam ediyor. Hatta devriye fotoğraflarında da sosyal mesafeye dikkat edildiği görülmüştü. O devriyeler devam edecek mi? Bir doğru. De ateşkesin ihlalleri söz konusu mu? İdlib'de durum nedir efendim? Şimdi şuradan başlayalım. Biliyorsunuz 27 Şubat'ta Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte oradaki mücadelemiz bir çerçevesi çizildi.
Bunun sonunda rejim unsurlarına çok ciddi zayiat verilmek suretiyle bu harekat gerçekleşti. Daha sonra 5 Mart'ta Moskova'da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye heyetiyle Sayın Putin başkanındaki Rus heyetleri arasında yapılan görüşme çerçevesinde bir mutabakata varıldı ve bunun doğal sonucu olarak da bir ateşkes ilan edildi. O günden beri de bu ateşkes devam etmekte. Ayrıca 13 Mart'ta askeri heyetler bir araya gelmek suretiyle Rus ve Türk askeri heyetler çalıştılar ve buradaki çalışma esas usullerimizi, İdlib'deki faaliyetlerimizin nasıl cereyan edeceği konusunda bir mutabakat sağlandı. Şu anda Rusya ile vardığımız bu mutabakat çerçevesinde birkaç münferit ateşkes ilan olmakla beraber genel anlamda oradaki ateşkes huzur ortamı devam etmektedir. Gerginliğin azaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu arada bu gerginliğin azalmasında en temel göstergesi 70-80 bin civarında İdlib'li vatandaş şu anda evlerine dönmüş bulunmakta ve biz önümüzdeki günlerde bu dönüşlerin de devam etmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz, her türlü çalışmayı yapıyoruz. Ve önümüzdeki günlerde bu çalışmaların gelişmesine bağlı olarak dönüşlerin de artacağına inanıyorum. Diğer taraftan bu ateşkesle birlikte yapılan mutabakat çerçevesinde en önemli hususlardan biri de M4 miğferinde olacak olan güvenli bölgeydi. Bu konuda yine Rusya ile karşılıklı münasebetlerimiz arazide sürmekte ve herkes her kademede muhataplarımızla bu konular görüşülmekte. Bugün de 3. müşterek devriye biraz önce tamamlandı. Herhangi bir sorun olmaksızın gerçekleşti bu. Önümüzdeki günlerde bu devrede devam edecek. Ve böylece oradaki güvenli bölgenin gerçekleşmesine ve dolayısıyla huzur ve güven ortamının bölgeye gelmesine elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu konuda her şeye rağmen hem gözlem noktalarımızda hem mevzi bölgelerinde hem de birliklerimizin bulunduğu alanlarda bizim için teyakkuz esastır. Bu konuda daha önce başlangıçtan önce verdiğimiz talimatlar çerçevesinde arkadaşlarımız dolayı büyük bir ciddiyetle, büyük bir samimiyetle yakından takip etmektedirler. Ve alınması gereken tedbirleri de herhangi bir ilave emir beklemeksizin anında gereğini yapacak şekilde hazırlıklarını sürdürürler. Biz sabırla, sükunetle, dikkat ve hassasiyetle olayları takip ediyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Moskova'da hem Türkiye'de karşılıklı askeriyetler arasında varılan mutabakatlar çerçevesinde bize düşen görevleri, bize düşen sorumlulukları aksaksız, eksiksiz yerine getiriyoruz. Bunu da Rusya ile paylaşıyoruz. Rusya tarafıyla paylaşıyoruz. Ve Rusya'nın da aynı şekilde sorumluluklarını yere getirmesini bekliyoruz. Şu ana kadar beklentilerimiz çerçevesinde faaliyetler gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde de aynı minval üzere bu faaliyetlerin devam edeceğini devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz, sürdürüyoruz. Burada tabii önemli olan, en önemli husus ateşkesin kalıcı olması. Geçmişte hatırlayacağınız gibi birçok kez ateşkes anlaşması yapıldı fakat maalesef bir şekilde bunlar ihlal edildi, sürdürülemedi. Bu ateşkesin kapsamlı yapılan görüşmeler sonunda Cumhurbaşkanlarımızın yaptığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le yaptığı, bizim askeri heyetlerle yaptığımız görüşmelerle çok kapsamlı görüşmeler oldu. Bunlar sonunda vardığımız taahhütlerin yerine getirilmesi ve dolayısıyla söz konusu bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi bizim en samimi dileğimizdir, beklentimizdir. Ve dolayısıyla bu ateşkes devamlılığı gerçekleştiği andan itibaren de normalleşme gerçekleşecektir. Ve dolayısıyla burada çok eczane cefaya maruz kalmış olan İdlib'li Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce normal hayata kavuşmaları mümkün olacaktır. Çalışmamız bu yönde devam etmektedir. Evet, teşekkürler efendim. Son olarak siyasetçilerden evde kal mesajları da geliyor. Sizin de evde kal mesajınızı, Türk Silahlı Kuvvetleri için yerinde kal talimatı verdiğinizi söylediniz. Evde kal mesajınızı da alarak tamamlayalım isterseniz. Evet. Ben buradan bir çok güzel bir iki cümleyle müsaade ederseniz bir de şu ilaveyi yapayım. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde, Fırat Kalkan Harekat Bölgesi'nde, Zeytinli Harekat Bölgesi'nde ve Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekat Bölgesi'nde de faaliyetlerimiz aralıksız sürmektedir. Ve oradaki efendim faaliyetlerimiz sürüyor. 1 Ocak'tan beri, yani bu tabii gündemin yoğun olmasından dolayı bazen gözden kaçabiliyor. 1 Ocak'tan itibaren bu saydığım harekat alanlarında, yani Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz sonucunda 900 civarında terörist etsale getirilmiştir. Ve buradaki alan kontrolünün yapılması, yol kontrolünün yapılması, mayın ve el yapım patlayıcıların temizliği de aralıksız sürmekte. Oradaki gayretimiz de hayatın bir an önce normalleşmesi. Buna çalışıyoruz.
Bunu yaparken de Mehmetçik polisimizle ve jandarmamızla omuz omuza bu görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Burada esas olan ateşkesin devamı, huzurun devamı, normalleşmenin devamı. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki meşru müdafaa esastır. Herhangi bir şekilde bize karşı yapılan taciz ve tecavüzlere karşı misliyle herhangi bir emir beklemeksizin oradaki arkadaşlarımız gereğini yapmaktadırlar. Ve bunun da göstergesi şu ana kadar 1 Ocak'tan bugüne kadar 903 terörist etsara getirilmiştir. Ve bu terörle mücadelenin diğer bir bölümü de Irak'ın kuzeyindeki yaptığımız faaliyetlerdir. Orada da yine orada operasyonlarımız devam etmekte. Gerek kara gerek hava operasyonlarımız sürdürülmektedir. Bu ana kadar 1 Ocak'tan itibaren 58-59 operasyon yapıldı. Kara operasyonu yapıldı ve bunları da 90 hava operasyonunda desteklemiş bulunuyoruz. Buradaki yapılan operasyonlar sonucunda da toplam 200, gerçek 296 fakat ilavelerle 200 terörist bu bölgede etsiz hale getirilmiştir. Ve burada aynı şekilde artan şiddet ve tempoda terörle mücadele faaliyetlerimiz aralıksız sürmektedir. Burada şunu da terörle mücadele konusunda şunları da söylemekte yarar var. Halkımızla paylaşmak istiyorum bunu. Bizim buradaki gördüğümüz tespitlerimiz, istihbarat kuruluşlarımızın gördüğü tespitler, buradaki teslimler artmıştır. Güvenlik güçlerine teslimler artmıştır. Bu kaçışlar, terör örgütünden kaçışlar artmıştır. Ve bunun karşılıkla katılışlarda ciddi bir azalma olmuştur. Biz biliyoruz ki terör örgütünün elebaşları gittiklerinin yol olmadığını gördüler. Dileğimiz, temennimiz bunun alttakilerin de tarafından bunun görülmesidir. Fakat bizim hiçbir şekilde operasyonlarımızın durması söz konusu, azalması söz konusu değil. En son terörist etsara getirinceye kadar bu mücadele devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ve biz sadece genel operasyonlara değil, aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatımıza da yakın işbirliği içinde özel ve nokta operasyonlarımızı da aralıksız sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Ve inşallah bu terör örgütünün terör üstesinden geleceğiz ve terör bitecek. Tabii bütün bu terör faaliyetlerimizi yaparken aynı zamanda bir de hudut güvenliğimiz var bizim. Hudut güvenliği de aralıksız devam etmektedir. Şu ana kadar yani bu 2020 yılında toplam 11.888 illegal hudut yaşadığı hudut geçişine müdahale ettik ve bu çerçevede de 185.000 düzensiz göçmen efendim bir şekilde müdahale edilerek girmeleri önlenmiş oldu ülkemize, yurdumuza. Diğer taraftan bir istatistik bilgi vermek bakımından da bu Yunanistan Bulgaristan sınırında malum oradan karşı tarafa geçmek isteyenler vardı. Bunlarda aldığımız en son rakam 28 Şubat'tan bugüne kadar en güzel rakam da 148.763 kişinin karşı tarafa geçtiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Ayrıca bizim Türk Silahlı Kuvvetleri olarak mücadelemiz sadece bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs ve çevresinde aralıksız devam etmekte. Uluslararası uygun şekilde ve bu mücadelemizi sürdürmekteyiz. İyi komşuluk ilişkilerini esas almaktayız. Ancak diğer taraftan da hak, alaka ve menfaatlerimiz konusunda herhangi bir taviz vermemiz asla söz konusu değil. Bunları da takipçisi olduğumuzu söylüyoruz. Son derece arama çalışmalarını desteklemek için hem denizden hem havadan yapmamız gereken ne varsa destek, bunu da Enerji Bakanlığımıza yakın koordinasyon içinde sürdürmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler efendim. Son mesajınızı da alalım, tamamlayalım isterseniz. Evet, teşekkür ediyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın da müteahhit defalar ifade ettiği gibi bizim koronavirüsüyle amansız mücadelemiz devam etmektedir. Ve bunu inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bütün bakanlıklar, kurumlar, kuruluşlar ve halkımızla omuz omuza vermek suretiyle bunun üstesinden geleceğimiz hiçbir şüphemiz yok. Yeneceğiz bunu inşallah. Ve diğer taraftan da aynı şekilde mücadelemiz, terörle mücadelemiz de devam edecek. 83 milyon asil milletimizin, halkımızın ve kara, deniz ve semalarımızla birlikte kutsal vatan topraklarımızın ve vatan sathının korunması ve kullanılması için başta FETÖ, PKK, YPG, DAEŞ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi gece gündüz demeden, dağ bayır demeden, yaz kış demeden, Mehmetçik ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışında büyük bir başarıyla sürdürmektedir ve aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Burada biz asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız ilhamla bu mücadelemizi gerçekten bugüne kadar başarılı bir şekilde getirdik. Bundan sonra da virüs dahil
aynı şekilde götüreceğimize inanıyoruz. Bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son söz olarak da şu anda görevinin başında, İdlib başta olmak üzere yurt içinde, sınır ötesinde, çok uzaklarda Afganistan, Kosova dahil Libya'daki eğitim işbirliği çalışmamız çerçevesinde bulunan personelimiz dahil hepsi karada, denizde, havada görevlerini zorlu ve hava ve arazi koşullarında büyük bir özveriyle, büyük bir kahramanlıkla yerine getirmektedirler. Burada görevlerini yapmakta olan tüm silah ve mesai arkadaşlarıma bundan sonraki görevlerinde de kazasız, belasız, sizler vasıtasıyla hayırlı başarılı görevler diliyorum. Sizlere, tüm halkımıza bu vesileyle saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Sağolunuz. TRT Haber yayınına katıldınız. Teşekkürler. Sağ olun. Sayın Bakan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çok önemli açıklamalar yaptı. Çok önemli bilgiler paylaştı. Hem koronavirüsle mücadele hem terörle mücadele noktasında kararlılıkla her iki mücadelenin de süreceğini, hem Milli Savunma Bakanlığı'nın hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu anlamda gereken, üzerine düşen adımları atacağının mesajını net bir şekilde verdi. TRT Haber yayını haberlerle devam edecek.